Hoş geldiniz. Şehir misafirimiz bu sene ikincisini düzenledik. Şehir resim için ikinci konumuz olan stratejik kariyer planlaması soru konu başlığıyla konsultan konuşulan danışmanlıktan Sayın Hasan Tahsin Güngör'e davet ediyoruz. Evet, hoş geldiniz. Yemek öncesi seansı yürütmek kolay iş değildir. Aklınızın bir tarafında ve midenizde yemekle ilgili görüş var, düşünce var. Ama ben hem ruhunuza hem de beyninize hitap edecek leziz bir şeyi sunmak istiyorum. Fakat bittiği zaman sonunda bana deyin ki yok lezzetli değildi, midemize oturdu, sevmedik, şimdi gidip yemek yiyeceğiz diye geri bildirinizi almak istiyorum. İçimizde üniversiteden taze mezun var mı? Geçen sene mezun olmuş, evvelki sene mezun olmuş. Seneye nasıl baktığınıza bağlı. Peki, mezun olmadan önce aklınızda kariyerle ilgili bir endişe, ne olacak, bu kariyerim ne yapacağım diye bir düşünce var mıydı? O el kaldıranlara soruyorum. Vardı. Peki şu anda ne hissediyorsunuz? Buldunuz mu yolunuzu? Yoksa arayış devam ediyor mu? Evet. Eğer arayış devam ediyorsa bu arada firmanızın yöneticileri de var mı? Arayış devam ediyorsa çok güzel, doğrusu o. Firma için de negatif bir durum yok. Çünkü ben bu isminiz neydi? Evet. Doğan. Batuhan, günün konusu sensin. Yöneticiler şunu düşünecek Batuhan. Ben Batuhan'ı elimde nasıl tutayım? Dolayısıyla kariyer sadece Batuhan'ın kişisel sorunu değil, aynı zamanda da bütün şirketin durumu. Peki, özetle herkes kariyer planlamadan bahsediyor. Bu arada ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde İş yaşamı diye bir ders veriyorum. 11 senedir. Hani üniversitelerden mezun olup aramıza katılan arkadaşlara oryantasyon yapıyoruz ya. Bizim dersimiz üniversite sırasında oryantasyon. İş hayatına hazırlama. Ortaokulda okurken hayat bilgisi diye bir dersimiz vardı, hatırlıyor musunuz? Bu ise iş hayatı bilgisi, üniversite. Türkiye'de de ilk yapan, başlayan biziz. Allah'a şükür 11 senedir de devam ediyor. Şimdi bugün bittikten sonra yemek yiyeceğim ve öğleden sonra üniversitede dersim var. Koşa koşa oraya gideceğim. Şimdi kariyer planlama diye hep söyleniyor ama ben düşündüm, kariyer planlama herkes bahsediyor. Peki bu kariyer planlamayı daha farklı yapmak mümkün mü? Ve aklıma stratejik kariyer planlama diye bir kavram geldi. Bu benim uydurduğum bir şey. Ama Allah'a şükür yavaş yavaş oturuyor. Ne anlama geliyor? Bunu bahsedeceğim size. Sesim bu arada duyuluyor mu? Harika. Peki. Şimdi ekran bomboş. Elinizde kağıt kalem varsa not alabilirsiniz. Yoksa da fotoğrafını çekebilirsiniz. 4 tane temel soru var. Bu sorularla başlıyorum. 1. Yukarıda en başta ben yazıyor ya. Bu arada şey o kadar zor ki böyle benim gibi dönüp bakmak için, kısa boylu bir adam için. Birinci, hep kendinize sorun. Ben de size diyorum ki, sen kimsin? Bu şöyle bir soru değil. Hani trafikte tartışılıyor falan da, sen kimsin deniliyor ya, öyle bir sen kimsin değil. Ben kimim? Not aldınız mı? İkinci soru geliyor. Neden varım? Eğer ben buysam, peki neden varım? Üçüncü soru, nereye varmak istiyorum? Dördüncü soru, ne zaman? İçinizde bu soruları, aynı bu kalıplı olmasa bile, zaman zaman kendisine Batuhan soruyordur ama, Batuhan'ın dışında soran var mı? Ben kimim, neden varım? Harika. Şimdi üniversitedeki dersimde, öğrenci kelimesini sevmediğim için sınıf arkadaşı diyorum. Benim sınıf arkadaşlarım var. Niye? Aynı sınıfı paylaşıyoruz. Eğer vaktiniz olursa buyurun gelin. Her perşembe saat 4'ten ucu açık. 212 nolu
Mimar Sinan Fındıklı kampüsündeyiz. Denize nazır, Boğaz Kız Kulesi'ne nazır bir sınıftayız. Sınıf arkadaşlarımla ilk derste kendilerini tanıtıp da ben bu dersten ne bekliyorumu sorduktan sonra sorduğum bu dört soru. Ben kimim, neden varım, nereye varacağım, ne zaman? Ve 14 hafta boyunca, sömestri 14 hafta sürüyor, 14 hafta boyunca ne anlatıyorsam buna bağlıyorum. İçinizde sağlıkla ilgili check-up yaptıran var mı son dönemde? Evet. Evet, çok güzel. Fiziksel check-up sağlıkla ilgili ne kadar önemliyse, hani orada bir yığın şeylere, diagnostlara bakıyorlar ya, bu da zihinsel check-up. Ben her yıl bir kere check-up oluyorum. 67 yaşındayım, olmam normal. Yine ayakta duruyor olmam lazım. Ama aynı zamanda da check-up olduğum dönemde, şimdi geliyor Aralık ayında olacağım, bu dört soruyu kendime soruyorum. Ben kimim, neden varım, nereye varacağım, ne zaman? Üniversitedeki arkadaşlarım, gençler, bir arkadaş bana sordu, gençleri nasıl buluyorsunuz diye. İnanılmaz onlarla birlikte olmak. O yüzden sınıf arkadaşıyız. Niye sınıf arkadaşıyız? Onlar zannediyorlar ki benden öğreniyorlar. Ama şimdi biliyorlar ki aslında ben onlardan öğreniyorum. Ve hiç karşılaşmadığımız sınıfta 92 doğumlu arkadaş var. 92 doğumlu bir arkadaşın olduğu bir laboratuvarda yaşıyorum ben. Bu inanılmaz bir şey. Tanrı'nın lütfu bana. Ve bu dinamiği görüp bunu iş hayatına taşımak ayrıcalık. Şimdi bir arkadaşım bu soruya bir kere de cevap verdi, kolay değil, dört soruya. Ama bir arkadaşım şöyle bir cevap verdi. Benim adım Ahmet bilmem ne, neden varım sorusuna annem babam istedikleri için. Böyle bir cevabı kastetmiyorum. Ben kimim? Takdim eden arkadaşımız dedi ki, danışılan danışman. Hiç duydunuz mu danışılan danışman tabirini? O da bizim uydurduğumuz ve tescil ettirdiğimiz bir tanım. Çünkü biz danışmanların, eğer isterseniz çıkışta kartımı veririm göreceksiniz, ünvan yok üstünde. Sadece adımız, soyadımız yazılı. Benim bir tek iki adım olduğu için Hasan Tahsin, üç tane kelime yazılı. Ama biz danışmanların kartında şu yazar. Kurucu ortak, founder, böyle baba isimler. Hiçbir danışman kartında yazdığı ünvandan dolayı iş almamıştır. O nedenle de yıllar önce yine düşünerek yarattığımız bir şey. Ben kimim peki? Ben danışıldığı için danışılan danışmanım. Beni diğerlerinden ayıran o. Şimdi diyeceksiniz ki ne güzel bulmuşsun danışılan danışman. Biz ne bulacağız? Kendinize bir bakın. Şirkette ne iş yapıyorsanız yapın. Siz de bir danışman değil misiniz? Şirketlerde öyle insanlar var ki hiç kimse varlığından bile haberi yok. Ama öyle insanlar var ki bir çalışma olduğunda, bir toplantı olduğunda aman o da gelsin deniliyor. İsminle çağrılıyor. Niye? Çok basit. Danışılmak için. Dolayısıyla evet bize tescilli bir şey ama konumlanabilirsiniz. Ben mesela kendimi size ilham vermek için söylüyorum. Ben kendimi tanımlarken sen kimsin? Ben danışılan danışmanım. Yıllar önce bir toplantıda bir şirketin yöneticisiyle beni tanıştırdılar. İşte Hasan Tahsin, o da ismini söyledi. İsmini söylemiyorum, çok bilinen birisi, sanayici. Dedi ki, siz kimsiniz? Cevap vereceğim. Bu arada etrafımızda bilin de başka danışmanlar var, sağ olsunlar. Sevgi ve saygıyla aramızda bir ilişki var. Hiç kimse birbirine hava atmıyor. O sırada ilham geldi bana, Allah'ın hikmeti. Dedim ki, elimi uzattım. İyi günler, ben Hasan Tahsin. Çalışanlarınızın ilham kaynağıyım. Çok basit. O sırada geldi. Ama sonradan yapıştı bana. Şimdi her yerde demiyorum, ben çalışanınızın ilham kaynağıyım. Yalnız o görüşmede şöyle bir şey oldu. Bunu söyleyince dedi ki, peki nasıl yapıyorsunuz bunu? Her danışmanın yanında olan bir silahı vardır. O da ne? Bir danışmanın en önemli silahı nedir? Kart viziti.
Hemen kartvizitimi çıkarttım. Buyurun dedim. Müsait bir zamanınızda randevu verin, görüşelim. Bakın, ilham kaynağım dediği zaman konuşma bir adım sonraya geliyor. Şöyle düşünün. Şirketinize yeni girdiniz. Batuhan herkes seni şirkette tanıyor mu? Batuhan el kaldırdığına pişman olacaksın. Ha? Herkes tanır mı? Oo, Batuhan başka birisi. Harika. Hiç tanımayan birisiyle asansörde karşılaştı. Batuhan ne iş yapıyorsun şirkette? Planlama mühendisi. Harika, planlama mühendisi. Şimdi Batuhan'la şirketin diyelim ki üst düzey yöneticisi. Aa, merhaba, siz kimsiniz? Batuhan, ne iş yapıyorsun? Ne diyecek, nasıl bir cevap versin Batuhan? Neden varıma? Batuhan bak sana yardımcı oluyoruz. Eğer planlama mühendisiyim diyorsa geçmiş olsun. Çünkü şirkette planlama mühendisi hep olan bir şey. Batuhan planlama mühendisi olarak o işe ne katıyor? Şirketin o büyük resminde Batuhan'ın fırçasıyla renklendirdiği alan ne? Batuhan'ın vereceği cevap o. Aa öyle mi? Peki bunu nasıl yapıyorsun Batuhan? O zaman cevap planlama mühendisi olarak. Net oldu mu Batuhan? Bak ayrıcalıklısın burada. Peki nereye varmak istiyorum ne zaman? Bu dört soru yerleşti mi aklınıza? Peki devam edelim. Bu ilk ikisi hep duyduğunuz misyon cümlesi. Benim var olma nedeni. Son ikisi ise vizyon. Nereye varacağım? Maalesef okullarda, şirketlerde hep vizyon ve misyon anlatılır. Ve de kafa karışır. Hatta birçok yerde önce vizyon denir sonra misyon denir. Yanlıştır bu külliyen. Doğrusu misyondan vizyona gidersin. Ve de işte çok basit kişisel misyonun ve vizyonun ne? Peki. Şimdi eskiden sunumlarda iceberg yani buzdağı olmayan bir sunum kabul edilmezdi. Şimdi de artık Endüstri 4.0 olmayan bir diyası olmayan bir sunum kabul ediliyor. Hepiniz Endüstri 4.0'ı biliyorsunuz. Ben bundan bahsetmeyeceğim. Daha önemli belki çoğunuzun da duyduğu bildiği bir şeyin altını çizeceğim. Endüstri 4.0 ilk defa bahsedildiğinde ortaya çıktığında Davos, hani meşhur Davos konferansları var ya, Davos konferansında 2010 yılında Tony Wagner'in yazdığı bir kitaptan alıntı yapılaraktan dendi ki iş hayatına atılmadan önce kazanılması gereken 7 kritik beceri. Duydunuz mu bunu? Endüstri 4.0'ın özü bu arkadaşlar. Yoksa robotlar gelecek ben işsiz kalacağım, yok yeni işler çıkacak falan değil. Eğer iş hayatına atılmadan önce, eğer atıldıysanız geçmiş olsun değil, yine fırsat var. Atılmadan önce bu 7 kritik becerinin 7'sine de sahip olabiliyorsanız ki ben üniversitede bunu yapmaya çalışıyorum becerebildiğim kadarıyla, o zaman işte fark yaratıyorsunuz. Ne bunlar? İnternete girin, Tony Wagner, The Global Achievement Gap yazın, karşınıza çıkacak. Kitap Türkçe'ye maalesef çevrilmedi ama okuyabiliyorsanız çok önemli bir kitap. Tony Wagner diyor ki, Amerika'da bunu söylüyor. Biz diyor, en iyi okullarımızda, üniversitelerimizde bile diyor, gençleri iş hayatına hazırlayan dersler yapmıyoruz. Ve de diyor gelecekte bu 7 kritik beceriye sahip olmadan iş hayatına atılan kimseler sıkıntı çekecek diyor. Bunların çalıştığı şirketler de bundan dolayı sıkıntı çekecek diyor. Bu arada süremle ilgili bana şimdi hızlı gidiyorum. Detayına girmeyeceğim. Birincisi analitik düşünme ve problem çözme. Gelecekte de lazım, dün de lazımdı, bugün de lazım. İşte ben 67 yaşındayım. Eğer bir şeyler yaptıysam analitik düşünme becerimle ve problem çözme becerimle bir şeyler yapmışımdır. Ha yok mu? Dert değil. Bunlar kazanılabilen, öğrenilebilen şeyler. Devam ediyorum. İşbirliği ve liderlik. Yabancı geliyor mu size? Yani şirket içinde kendi dünyanızda mı yaşıyorsunuz? Yoksa
Şirket içinde biliniyor musunuz? Bu da yetmiyor. Siz çok şanslısınız. Aynı mekanda yaşıyorsunuz hepiniz. Bugün Başkan Alper Bey söyledi ya, bizim ekosistemimiz var dedi. Yan kapıdaki binada olan aynı planlama işini yapan arkadaşla ne kadar ilişkin var? Onunla diyalog kuruyor musun? Ondan öğreniyor musun? Veyahut da bildiğini onunla paylaşıyor musun? Bu. Bunu yapanlar lider oluyor aynı zamanda. Kime liderlik yapıyor? Önce kendisine liderlik yapıyor. Yine bizim kültürümüzde maalesef lider dendiği zaman aklımıza bir yüce bir makam geliyor ve etrafında da insanlar. Liderlik bu değil arkadaşlar. Biliyor musunuz dünyada en zor liderlik kişinin kendine liderlik yapması. İngilizcesi leading myself. Kendine liderlik yapanlar fark yaratıyorlar. Dolayısıyla bu dört soruya cevap verebilmek kişinin kendisine liderliğiyle ilgili. Çeviklik ve uyum sağlamak. Biraz önceki konuşmacı arkadaşımız çevikliğin önemini anlattı. Ama sadece çevik olmak yetmiyor. Bunların alt tanımları çok önemli. Dediğim gibi internette hepsi var. İnisiyatif alma ve girişimcilik. Acar Hoca bahsetti. Sabahki konuşmayı dinlediniz mi? Diyor ki gençler ne bekliyor? Evet, güven duyulmasını bekliyor ama inisiyatif de istiyor. İnşallah bir gün derse gelirsiniz. Ama zannetmeyin ki kenarda oturup öyle dinleyeceksiniz. Derse gelmek demek katılımcı olmak demek. Dolayısıyla onlar da sizi merak edecekler. Geçen hafta logo yazılımın eski emekli olmuş İK direktörü geldi. Ve de bir yığın soruyla karşılaştık. Böyle misafirlik yok. Aktif katılım. Çünkü orası bir öğrenme merkezi. Birbirimizden öğreniyoruz. Devam ediyorum. Etkin sözlü ve yazılı iletişim. Aldığınız mailleri düşünün. Mail geldiğinde o maile sen bunu mu kastediyorsun diye yazdığınız olup da gönderdiğiniz oluyor mu? Ve ardından gelen cevapta bu dediğin, düşündüğün şeyi aynı bakış açısındayız. Bu toplantıyı nerede yapmayı düşünüyorsunuz diye yazdığınız oluyor mu? Arkadaşlar, şirketler içindeki yazışmalara baktığımızda zamanın en çoğunu alan şey bir mailin içinde o meşhur 5N ve 1K'nın olmamız. Biliyorsunuz 5N 1K'nı. Bizim şirkette çalışmanın birçok şartı var ama eğer birisi maili yazarken içinde 5N 1K'nın cevapları yoksa o mail gidemez. Niye? Hayatımızı kolaylaştırmak için. Çok basit. O kadar yoğun tempoda çalışıyoruz ki. Bir de bir kere de bitecek bir işe defalarca mail. Ardından bir de duygusal olarak şey yapıp enter tuşuna hiddetli basıyoruz. Basarken de şunu diyoruz, ya anlamıyor. Arada duygusal da problemler başlıyor. Ve farkında değiliz, o maile BCC'ye, CC'ye bir insanlar ekleniyor. Onlar araya giriyorlar. O zaman bir kere de yaz. Dolayısıyla etkin sözlü ve yazılı iletişim çok önemli. Mesela yine üniversitenin reklamını yapıyorum gibi oluyor ama sunuş becerilerini anlatıyoruz arkadaşlar üniversitede. Kendilerini 3 dakikada çıkıp anlatmalarını sağlıyoruz. Çünkü 3 dakika çok önemli, değerli bir zaman. Eğer 3 dakikada kendini anlatamıyorsa geçmiş olsun. Ve bunu beceriyorlar. Bu arada derse gelenler kimler? Mimar Sinan'ı ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Konservatuvar ve tiyatro hariç bütün bölümleri açık. Mesela şu anda Türk geleneksel halk sanatlarından bir arkadaşımız var. Geçen dönem mimar şey vardı, heykeltıraş vardı. Dedim ne işin var burada? Ben dedi heykeltıraşım ama bir özel bir atölye açacağım ve orada hem de satış yapacağım. Dolayısıyla iş hayatını bilmiyorum, onu öğrenmeliyim. Derste mesela yine işlediğimiz konulardan bir tanesi teklif nasıl verilir, fiyatlama nasıl yapılır. Devam ediyorum. Hop, çok hızlı devam ediyorum. Bilgiye ulaşma ve analiz etme. Bu konuda rahatız ama şöyle bir sıkıntımız var. Bilgiye ulaşıyorsunuz ama o bilginin ne kadar gerçek?
ne kadar araştırmaya dayalı olduğundan emin değiliz. Dolayısıyla bu da önemli bir becerili. Bu hepsi önemli ama bu beni çok motive ediyor, çok hoşuma gidiyor. Merak ve hayal gücü. İnanılmaz bir şey. Ve bütün bu becerileri sergileyenler zaten şirketlerde ve kendi hayatlarında fark yaratan insanlar. Nasıl? Kulağa hoş geliyor mu? Peki, devam ediyoruz. Gelişmek. Bakın şu yukarıda motto var. Bu konferansın mottosu. Diyor ki, değişimle başla, gelişerek tasarla, iletişimde güçlen. Önemli bir motto. Açılış konuşmasında Acar Hoca'yla yan yana oturuyorduk, bunu konuştuk. O da sohbetinde bahsetti. Ben de sunumun her piyasına koydum bunu. Kim bulmuşsa hakikaten güzel ve önemli bir motto. O zaman gelin diyelim ki gelişmek ne demek? Bunu tanımlayalım. Sizce gelişmek ne demek? Niye gelişecek? Hayatta kalabilmek için. Hayatta kalabilmek için, evet, güzel. Başka? Hayatta kalacağım da ne olacak? Peki, ne olacak yani? Mutlu olmak için. Mutlu olmak için. Mutlu olduğunuzda ne oldu? Acar Hoca söyledi, dinlediniz mi? Hayatta mutluluk da var, mutsuzluk da var, hepsi var. Evet. Niye gelişeceğim yani? Ben niye gelişeyim? Kendim için. Evet, bu cevapların hepsi doğru ama... En başında siz de söylediniz hocam, aslında bir rota da çizdiniz. Ben kimim, nereye gidiyorum, bir evet. Projeksiyon çizdiniz. Eşittir yaşam amacına hizmet ediyor mu? Ediyor mu? Evet, yaşam amacıma hizmet ediyor mu? Peki. Peki. O zaman ben bir tanım göstereyim. Bu arada bütün söyledikleriniz açıklama olarak doğru. Ama içinde bir şey yok. Sizin söylediğinizde biraz var. Şimdi bakın göreceğiz. Gelişmek bir insanı, bunu sizin için yazdım. Çünkü sizde sadece insan yok, ürün var, departman var, kurumu bulunduğu durumdan daha iyi ve tercih edilir bir duruma getirmek demek. Burada bu cümleyi okuduğunuzda sizce size en çarpıcı gelen kelime hangisi? Bravo. Bu her zaman bulunmuyor. Evet. Tercih edilir. Çünkü arkadaşlar geliştin de ne oldu? Şimdi bizim kültürümüzde, eğitim yöntemimizde, ailelerimizde hep ne var? Daha iyi yok. Ben vasat bir öğrenciydim okuldayken. Ve kaç alırdım? Zayıf alırdım. Hatta lise 1'de 15 dersin 14'ünden kaldım. Bunu gururla söylemiyorum. Niye 15. dersten kalamadım? Beden dersiydi, raporluydu, ondan kalamadım. Ve de hep bana şunu söylerlerdi büyüklerim, rahmetli dedem. Rahmetli dedem Fatih Medresesi'nden mezun bir kadın. Ve işte kaç aldın? İşte 3, 4. Peki ne düşünüyorsun? Şimdi o kadar zor bir soru ki. Fakat başka bir şeyimiz vardı. Dedemin kardeşi, ondan çok küçük ama yaş olarak. O derdi ki sen kaç aldın? Kocaman büyük bir evde otururduk. Ben Trabzonluyum. O derdi ki kaç aldın? İşte zayıf aldım. Hemen şunu sorardı tanıdığı mahalleden. O kaç aldı? Yani rekabet. Şimdi biri diyor ki ne düşünüyorsun? Öbürü diyor ki aynı kültürden yetişmiş insan. Öbürü diyor ki öbürü kaç aldı? Bütün mesele, aslında dedemin bana düşündürmeye çalıştığı şey, tercih edilir oldu. Hiç tercih edilmediğiniz anlar oldu mu? Ben üniversiteyi hep öyle yaşadım arkadaşlar. Üniversitede benim dönemdaş arkadaşlarım bilirler. Üniversitede en çok aşık olan kim derse hemen Hasan'ı gösteririz. Bu playboy olduğundan dolayı değil. Hiç alakası yok. Dışa dönük bir insanım ben. Aşık oluyorsam, bir kızı beğeniyorsam gidip söylüyorum. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Gurur duyuyor, hoşuna gidiyor. O zaman böyle Facebook şu bu falan yok. Ama kızlar arasında hemen yayılıyor. Hasan bak şuna aşık oldu. Bir gün, iki gün
Ondan sonra ertesi gün bir bakıyorum, o aşık olduğum kız bir başka delikanlının elini tutmuş, birlikte okuldan çıkıyor. Hasan ne yapacak? O durumda kederlenecek halim yok. Gidiyorum, bir başkasına aşık oluyorum. Ve böyle geçti arkadaşlar. O dönem, benim üniversitede okuduğum dönem, anarşinin en yoğun olduğu, her gün birkaç kişinin öldüğü, evet, hatta 70-75'ler sonrası ve iki tane çok değerli arkadaşımızı yaşasalardı, profesördüler, bu olaylarda kaybetmiş bir insan. Ve arkadaşlar, bir gün baktım ki bu böyle olmuyor, ben başka bir şey yapmam lazım. Ha, o zaman da boyum böyle, daha inceyim, zayıfım, favorilerim var, saçlarım omuzlarımda, şu anda hiç kalmadı. Ama yine bu ben, yani benden ne olursa bu kadar oluyor. Dedim ki ben başka bir şey yapmam lazım. Biraz da yazı kabiliyetim vardı. Aşık olduğum kıza şiir yazmaya başladım. Ama şiir öyle böyle değil. Günün anlamını da içeren şiir. Bir yürüyüş olmuş. O yürüyüşte birlikte yürümüşüz. El ele tutuşurduk o zaman yürürken ki saflar bozulmasın diye. Ama o zannediyor ki ben saflar bozulmasın diye tutuyorum. Halbuki benim içinde başka bir duygular da var. Bunların yazıldığı şiirler. Ve ben bu şiiri veya oturup yazıp arkadaşıma veriyorum. Çok mutlu oluyor. O zaman bir tek fotokopi var ama pardon fotokopi yok, tekstil var. Dolayısıyla da bunlar birbirlerine gösterip şiiri yazıyorlar. Şiirlerle popüler oldum ama yine elim bomboş. Aradan zaman geçti. 36. senesine girdiğim Arzuman Hanım'la tanıştım. İçinizde onu tanıyan var. Aynur Hanım. Ve de aşk maşk yok. Mantık evliliği. Ama Hasan Durur mu şair Hasan? Ona da şiir yazdı. Ve şiiri önüne koyduğumda Arzu Hanım okudu şiiri. Kısa adı Arzu. Arzuman ama biz Arzu diyoruz. Koydu kenara. Ben de merakla bakıyorum ne tepki alacak. Dedim Arzu ne diyorsun? E dedi sağ ol teşekkür ederim. Dedim Arzu sen biliyor musun ben böyle çok şiir yazdım. Niçin? İşte böyle böyle. Bir kadının dedi, kalbi dedi, böyle şiirlerle kazanılmaz dedi. İlk aldığım ders Arzu'da. Ama bir şeyleri iyi yapıyorum ki herhalde 36 senedir hala birlikteyiz. Tercih edilir, biraz uzun hikaye anlattım ama tercih edilmek böyle bir şey arkadaşlar. Eğer bugünkü şeyiniz oturup sakın şiir yazmayın. Ama başka bir şey yapıyor olmamız lazım. Yani işte o dört soru geliyor. Ben kimim, niye varım, nereye varacağım, ne zaman? Çünkü o zamanki şiir o verdiğiniz cevapla doğru orantılı olacak. Peki. Şimdi o zaman gelin değişimden bahsediyorsak Richard Boyaksis diye bu hani yetkinlikler duymuşsunuzdur. Yetkinlikleri dünyada ilk bahseden kişi, bizim sektörün gurularından birisi, Richard Boyaksis'in bir lafı var. Çok ilginç, bu beyefendiyle ben bizzat tanıştım. Bana, sen nerelisin dedi, İngilizce konuşuyoruz. Bir Amerikalı'nın veya Amerikan kökenli birisinin soracağı bir soru değil. Sen nerelisin? Ben dedim ki ben Trabzon Sürmeneliyim. Ben de dedi Trabzonluyum. O zaman anladım niye bu soruyu soruyor. Meğersem ataları Pontuslardanmış. Biz iki Trabzonlu böyle oturduk sohbet ettik. Onun adını belki duymadığınız ama onun meşhur bilinçli değişim teorisi var. Yani bugünkü ben, gerçek benle hayal ettiğim gelecekteki ben. Şimdi bana baktığınızda bana şunu tavsiye eder misiniz? Ya Hasan olduğun yerde dur yeter artık. Mı dersiniz yoksa ben bir adım atıp ideal Hasan'a biraz daha yaklaşayım mı? Ne dersiniz? Yaklaşın diyor musunuz? Evet, peki. Peki bu sorunun cevabı kendiniz için ne? Bu soruyu aynaya geçin sabahleyin. Sorun kendinize. Bugünkü ben Batuhan. Bugünkü sen. Unutmadım senin adını bak Batuhan. Bugünkü ben diyor Batuhan. Yeterli mi yoksa ben bir adım atayım mı? İşte o gerçek beneden ideal bene ulaşmanın yolları güçlü yönler neyse onun üzerinde inşa etmek. Boşluklar, biz de zayıf deriz. İngilizcesi gap. Boşlukları doldurmak, öğrenme ajandayı oluşturmak, denemek, pratik yapmak. Ortadaki laf okunuyor mu bilmiyorum ama en önemlisi orası arkadaşlar. Genelde bu işte normal PDA döngüsü deniliyor ama en önemlisi ortada.
sizin kendinizle ilgili yaptığınız planları, gelecekle ilgili, o ideal bene ulaşmakla ilgili yaptığınız planları kariyer çerçevesinde çevrenizdeki kaç kişi biliyor, kaç kişiden destek alıyorsunuz? Bütün soru bu. İşte bunu çevrenizi sizin için koşar, çaba sarf eder hale getirdiğiniz zaman o zaman ayrı bir network yaratmış olursunuz. Peki. Yaşam alanı diye bir kavram var bu gelişimle ilgili. Bilmiyorum duydunuz mu? İçinizde koçluk yapan var mı? Koç sertifikası almış. Evet, koçlar bunu kullanırlar. Ben bunu çok kısa şekliyle bir örnekle anlatacağım. Zaman konusunda devam. Sizde de devam mı? Devam. Peki. Şimdi bu daireyi yaşadığımız alan olarak düşünün. Ben sadece 8 boyuttan bunu anlatacağım. Siz abartmayın kendiniz için yaparken ama 8 boyut yeterli. Buradaki alanları, anlamları da kullanabilirsiniz. Şöyle düşünün. Okuldan yeni mezun olmuş Ali diye bir arkadaş var. İTKK zar zor mezun olmuş. Bir şirkete giriyor. Aa, bir bakıyor ki sınıf arkadaşı beni de o şirkette ve ikisi de aynı departmanda var. Şimdi Ali'nin yaşam alanına bakıyoruz. Ali yabancı dil olarak çat pat bir şeyler söylüyor. Kariyerinde yükselme isteği ve aslında okunuyor mu? Diyor ki ya daha yeni mezun oldum. Bir hayatı yavaşlatayım. Burada nasıl olsa bir insan var, araziye uyuyup yaşayayım. Yani 9'da işe gelirim, 5'te servisi kaçırmam, bana verilen işleri yaparım yeter. Dolayısıyla o da az seviyede. Dolaşabileceği, rehberlik yapabileceği kişi sayısı ona rehberlik yapabilecek bir tek yöneticisini biliyor. Bu arada stratejisi gereği yöneticiden de uzak durmaya çalışıyor. Çünkü yöneticiye bulaştığı zaman yeni işler çıkacak, yeni sorumluluklar alacak. Ve tanıdığı yabancı iş insanı. Yabancı insan değil, iş hayatından insan sayısı yok denecek kadar az. Diğer şirketlerde tanıdığı kişi sayısı, ailesinde başka şirketlerde çalışanlar var. Onlar, ama onlar da önemli değil. Önemli olan kendi işiyle ilgili diğer şirketlerde tanıdı. Bu soruyu lütfen kendinize sorun. Sizin yaptığınız işi bu bölgede yapan şirketlerde çalışan kaç kişiyi biliyorsunuz? Kaçıyla ilişkiniz var? Kankalık ilişkisinden bahsetmiyorum. Meslektaş ilişkisi. Onlar sizin ne yaptığınızı ne kadar biliyorlar? Gibi. Bu da yok denecek kadar az. Şirket işi projelere gönüllü katının kariyerinde zaten bir hedefi yok. O da az. Şirket içindeki bildirirliği bu nedenden dolayı az. Ve de okuduğu gazete fotomaçı çok meraklı. Çünkü futbolu yakinen takip ediyor. Şimdi bu plot ettiğimiz noktaları birleştirdiğimizde bizim Ali'nin yaşadığı alan çıkıyor. Soru şu. Sizin alanınız nasıl bir alan? Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Fakat Ali bir gün bakıyor ki sınıf arkadaşı beni şirket içinde aktif. Bundan dolayı kendisine bir şey geliyor. Ya ben de onun gibi yapayım diyor. Ama ondan önce çıktığı bir seyahatte, yurt dışı seyahatinde tanıdığı, aşık olduğu bir kızla yazışmaya başlıyor. Sağ olsun Google Translate de ona yardımcı oluyor. Dolayısıyla eski İngilizcesiyle yeni İngilizcesi arasında biraz fark var. İlerleme, kariyerinde yükselme arzu isteği hızlandı. Buralarda bir değişiklik yok. Dolayısıyla da projelere katıldığı için şirket içindeki bilinirliği de artmakta. Bu arada Veli onu bir nevi itekleyen, harekete geçiren kimse oldu. Şirket içindeki bilinirliği attı. Bu yabancı arkadaşı sayesinde artık internette sadece maçlara bakmıyor, entelektüel bazı sitelere de girip fikir ediyor. Bunları birleştirdiğimiz zaman Ali'nin yaşam alanında değişiklik var. Ali aslında bu 4 soruyu kendine sormadı ama doğallama yöntemiyle bunu yaptı. Bir gün bir toplantıda bir konuşmacı dinliyor, onunla ilişki kuruyor, yabancı projelerle tanışıyor, Ali'nin alanı bu. Şimdi ben bunu okulda anlattığımda derste bir arkadaşım yine sınıf arkadaşım kalktı. Hocam dedi, ben eğer memnunsam yaşadığım alandan mecbur muyum alanı genişletmeye? Eğer aklınızdan böyle bir soru geçiyorsa, kibarlıktan sormuyorsanız ben soruyu ortaya koyayım.
mecburiyet yok. Ama eğer 4 soruya verdiğiniz cevap, ben kimim, nereye varacağım, ne zamanla ilgili cevap, eğer bir eylemi şey yapıyorsa, o zaman yaşam alanı ne olacak? Değişmek zorunda. Dolayısıyla sakın kendinizle, bu adam geldi, anlattı bize, eyvah, ben işte dar bir alanda yaşıyormuşum. Değil, böyle bir şey yok. Şimdi konuşmacıların şeylerine baktığımda, konuşma konularına baktığımda bir beyefendinin konuşmasının kısa özetinde şey yazıyor, tren nereye gidiyor? Bu laf şu anda Türkiye'de çok kullanılmakta. Tren kaçıyor, bindin bindin, binmedin geçmiş olsun. Yıllar önce bir toplantıdayız, bir isim söylemeyeyim, iletişim konusunda guru diye kendini ortaya koymuş, değerli bir büyüğümüz, benden de büyük. Bir toplantı yapmış, 5-6 tane şirketi toplamış, konsorsiyum oluşturmak istiyor. Ve bize, işte siz de buna katılın, siz de buna katılın diyor. Fakat etrafıma baktığımda, ben bu insanlarla çalışma şansım yok. Dedi ki, kusura bakmayın, biz buna katılamayız. Ama eğer bizden destek isterseniz, biz proje bazında bu konsorsiyuma destek veririz. Dedim, bu iletişim gurusu olan kar arkadaş, önünde de bilgisayar var ve de kocaman dev bir ekran toplantı odasında. Hemen ekranda bir tren görüntüsü beliriyor. Ve de trenin önünde klasik ne var? İnekler var, köpekler var. Trene bakıyor. Şimdi yani çok açık mesaj veriyor. Eğer trene bindin, bindin. Trene binemedin, geçmiş olsun. Şimdi ne cevap vereceksin, ne diyeceksin? İşte orada duygusal zeka devreye giriyor. Yani kişisel farkındalık ve kişisel kontrol ikinci aşaması. Bir cevap, haddini bildirmek diye bir şey olamaz. Dedim ki Sayın X, ben dedim, sizin niye ısrarla bizim bu türele binmek istediğimizi istemenizi anladım. Çünkü dedim, biz dedim tren yolcusu değiliz. Biz trenin üzerinden geçtiği rayları döşeyen işçileriz. Rayı ben nereye döşersem, tren oradan geçer. Ve teşekkür ettim. Dedim siz tren yolculuğunuza devam edin. Ben toplantıdan çıkayım. Bir lafı söyledikten sonra. Şimdi, dolayısıyla arkadaşlar, hani o yaşam alanından buraya geldim. Yaşam alanınız eğer sizin için yeterliyse, lütfen kendinize işlemi yapmayın. Israf yapmayın. O yaptı diye ben de yapayım demeyin. Ama şunu tavsiye ediyorum. Evet, tren yolcusu olmak da güzel. Ben meraklıyım trenle seyahat etmeye. Bundan 3 sene önce Alaska'da meşhur o tren yolculuğunu yaptık. İnanılmaz bir şey. Tavsiye ederim onu da size. Fakat esas önemli olan siz o rayı, bu inandığım bir şeyi söyleyin. Döşüyor musunuz? İşte o 4 sorunun cevabı ray döşeme işi. Peki, devam edelim. Şimdi, yine aynı paralelinde bir soru. Yaşam alanımı genişletmek istiyorsam, birincisi istemiyorsam kalsın öyle. İstiyorsam hangi alanlarda sonuç üretmeliyim? Ne dersiniz? Sonuç üreteceğim alanlar ne olmalı? Neye bağlı olmalı bu? Ne? Kendi iş yaşlarımı eksik gördüğüm mi yoksa? Değer katacak noktalar. Mi yoksa? Nedir o tercihi sağlayacak? Arkadaşlar ilk eğer, bakın işte şöyle oluyor. Şimdi Türkiye'de son dönemde bizim sektörde en çok para kazanan şirketler kim derseniz koçluk eğitimi veren şirketler. Çünkü bu şirketler şöyle bir mesaj veriyorlar. Ah sen koç değil misin? Lütfen buradaki koçlar kendi üzerlerine alınmasınlar. Fırsatı kaçırma, ol. Soru şu, oldun sertifikayı aldın da ne yapıyorsun onu? Lütfen şey yapmayın, baltayı taşa vurmayın. Ama dolayısıyla da evet gelişmem gereken alanlarda gelişim. Bunun da hangi alanı nasıl belirleyeceksin ki? Katılıyorum, gelişmem gereken alanlarda. Hangi alanı? Eksik olduğu alanlar. Nedir o alan işte orada diyeceğim o alanı? Güzel şeyler. O mu yoksa önce bu 4 soruya mı cevap vereceğiz? Rotaya geri. Arkadaşlar o 4 soru hakikaten hep var.
Eğer bu 4 soruya cevap vermeden duygularla hareket edip veyahut da trendlere uyup bir şeyi geliştirmeye kalkıyorsak o zaman işe yarıyor ama çoğu zaman da yaramıyor. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bileğinize taktığınız bilezikler. Ben çocukken annemle günlere giderdim. Karadeniz kadınlarının günlerini düşünün. Bileklerde ne var? Enli Trabzon bilezikleri var. Onlar da çeşit çeşit. Ve bir de tel bilezikler var. Şimdi ben çocukluğumdan beri, yani şimdi teyze kolunu bir hareket ettiriyor. O bilezikler birbirine çarpıyor, benim içim gidiyor. Eyvah bozuldu diye. Şimdi o bir koldaki bilezik aslında ne işe yarıyor? Hava atıyor, gösteriyor. Ben işte şunların gelinliğim olmak Karadeniz'de önemli bir şey bu. Gerçi eskisi gibi değil artık, kalmadı da. Neyse, dolayısıyla bileğinizle taktığınız bilezik sadece gösterişe yarıyorsa takmayın, bir de ağırlık yapıyor, gerek yok. Ama cevap bu 4 soruda. Net oldu mu? Peki, son hak efendim. Hocam, burada kimimin alt başlığından öncelikle neredeyim diye sormak gerekmez mi? Zaten o, ben kimim? Tabii alt başlıklara girmedim, detaylara girmedim ama o da var tabii. Şu anda neredeyim? Önce onu cevaplamalıyız. Tabii. Ama bu hep var olan bir şey ve dinamik. Neredeyim ben yılda bir kere soruyorum. Sakın ha bu soruyu zırt pırt sormayın. Batuhan, kafada bir yanlış bir şey sokmayın. Tamam mı? Batuhan, beni tanıdığına pişman olmasak. Peki, devam edin ve cevap olabildi mi? Evet. Peki, teşekkür ederim. Şimdi, bu 4 sorunun cevabını kendi üzerimden anlatacağım. Çok kısa hayat hikayesi. Ben de bu soruları soruyorum ve cevap veriyorum. Verdiğim cevap benim hayatımı şekillendiriyor. Aynı sizde olduğu gibi. Çok kısa onu anlatayım. Ondan sonra da bitiriyorum. İyi gidiyor muyuz şu anda? Peki. Şimdi Hasan'ın hayatına baktığınızda, Hasan'ın bir özel hayatı var. Bir de ne var? İş hayatı. İş hayatından başlayayım. Burada da sakın ha illaki iş hayatından başlayacağım diye de bir şey yok. Eğer özel hayatınız daha ağırlıklıysa onu yapın. Benim tercihlerimle yaptığım bir tablo bu. İş hayatında benim bir iş kavramları diye mensup olduğum firma var. Bir de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Peki bu iki alanda Mimar Sinan da iş kavramları da benden kendileri için sonuç üretmemi bekliyor. Bugün işte öğleden sonra kalamayacağım. Niye? Dersim var. Derse gitmem lazım. Yani dersten kaytaramam. Bu hem etik anlayışımla ilgili hem de düşünün oradaki sınıf arkadaşlarımın durumunu. Şimdi iş kavramlarına baktığımda stratejiyle biraz uğraşıyorum. Beni bulaştırdıkları kararıyla. Bazı yönetici sorumluluklarım var. Sorumlu olduğum müşteriler var. Yani en büyük dertlerimden birisi. Hedefler var orada. O hedefleri tutturmam lazım. İçinizde tasarlamayla uğraşanlar varsa bilirim. Proje tasarımıyla uğraşıyorum. Eğitim ve konferans verdim. Benim sonuç üreteceğim alanlardan bir tanesi. Şu anda ben ne yapıyorum? Deneyimimi sizlerle paylaşıyorum. Yani şu alanda becerebiliyorsam bir sonuç yaratmaya çalışıyorum. Mimar Sinan'a geldiğinde müfredat tasarlama bunu yok istiyor. Öyle de acayip yöntemleri var ki Avrupa Birliği uyumu yüzünden. Mesela bizim dersimizin adı iş hayatı bilgisiydi. Dediler ki böyle bir isim olamaz. Düşünebiliyor musunuz? Ve ne olacak? İş yaşamı değil. Yok izin vermedi. Ama biz yine iş hayatı bilgisi diyoruz. Yokken elinde bir form var. Eğitim vermek çok zevk aldığım için. Her perşembeyi iple çekiyorum. Çünkü öğrenme noktası. Sınıf arkadaşlarıma mentörlük. Yakında açıklanacak. Mesela iki tane mezun arkadaşım Türkiye'de olmayan bir öğrenci kafesi açıyorlar. Okula yakın. Ve de ben onlara mentörlük yapıyorum bir senedir. İş kurmaları ile ilgili. Benim için müthiş bir gurur şeyi. İnşallah başaracağız da. Orada örneğin içinizden şey yaparsak tanışırsanız gelip deneyiminizi aktarma şansınız var. Çünkü oraya gelenler endüstri tasarımı öğrencisi, iç mimarlık öğrencisi.
Dolayısıyla sizin deneyiminizi, o kafenin derdi internete bağlanıp kahve içmek değil. Çok ayrı bir konsepti var. Etap, etabı duydunuz mu? Üzüldüm buna. Ama hep her yerde bununla karşılaşıyorum. Etap ne biliyor musunuz? Endüstri Tasarım Araştırma Merkezi. Hani tıp fakülteleri var ya, tıp fakültelerinin poliklinikleri var ya, o poliklinikler ne işe yarıyor? Öğrencilerin hastayla bir araya gelip hem hastayı iyi ederken deneyimde kazanmalarını sağlıyor. Etam da endüstri tasarımının polikliniği. Sanayiciyle üniversiteyi birleştirip sanayicinin ihtiyacı olduğu tasarımlara destek oluyor. Ve rakamlar çok ucuz. Burası reklam kısmı. Muhakkak Etam'ı gelin görün. Sıra dışı olanakları var. Çünkü Avrupa Birliği fonlarıyla kuruldu. Türkiye'de olmayan o 3D printerlar var. Tasarımcılar var. Çok usta hocalar var. Benim rolüm ne? Ben sanayi ile Etam arasında çöp çatanlık yapıyorum. Şu anda yaptığım gibi. Kaçırmayın. Bu önemli bir şey. Peki. Özel hayata geldiğinde burayı hızlı geçeceğim. Ailem var. Pardon. Şahsım var. Bir de benim de bir sosyal yaşantım var. Yani her şey okul ve konferansla geçti. Aileye geldiğimizde eşim bahsettim. Bir evladım var. 34 yaşında. 6 sene önce birlikte çalışmaya başladık. Bizim şirkette. Aynı şirketin mensubuyuz. En başta çok zorluk çektik ama o konuda kendimizi geliştirdik. Bizde danışmanlık yapıyor. Ev yönetimiyle eşim ilgileniyor ama benim biraz katkım var. Annem var, kardeşlerim var. Annem, Allah sağlıklı ömür versin, 102 yaşında. Bugün burada olduğumu biliyor. Çünkü dün akşam aradım, hayır duasını aldım. Dolayısıyla da hayatın içinde her gün, her sabah Cumhuriyet ve Sözcü okur. Meclis TV'nin en değerli izleyicisi. Böyle bir annemiz var. Dolayısıyla da ne bekliyor? İyi bekliyor. Dolayısıyla o da sonuç üreteceğim alanlardan bir tanesi. Akrabalarım var. Kişisel gelişimim, sağlık, hobilerim var. Bu arada orayı... Hobilerim derken ben iki alanda eğitim aldım. İktisat maliye okudum. İstihdadi Ticari Ünler Akademisi'nde. Bir de Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın müzik aletleri yapım bölümünde okudum. Hiç müzik aleti yapımcısı gördünüz mü? Lütçiye diyorlar. Ben onlardan biriyim. Türkiye'de çok az sayıda müzik aleti yapımcısı var. O bir benim için yok. Arkadaşlarım var. TEGEP var. Bir eğitim gelişim platformu. Aydınlatma Milli Komitesi'nin üyesiyim. Eski bir sanayiciyim aynı zamanda. Biraz kendimi reklam gibi yaptım ama bir de GS var ki bu dönem çok sıkıntılı. Evet. Şimdi baktığınızda görüyor musunuz arkadaşlar? Bu benim hayatım. Ve bu hayata baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5 tane ana sorumluluk alanım var. Sonuç üreteceğim. Buna cevabı nereden veriyorum? Bakın şurayı görüyor musunuz? Bu ana sorumlulukların alt başlığında o nedenle ben buradayım. Çünkü sormuşum kendime, Hasan sen kimsin, niye varsın, nereye varacaksın, ne zaman? O cevaplardan birinde konferans vermek de var, bilgiyi paylaşmak var. O yüzden Mimar Sinan'dayım, o yüzden buradayım. Tesadüfi değil mi? Peki, sabrınıza sığınaraktan en sona geliyorum. Peki, hedeflerini nasıl tasarlıyor? Çünkü burada ne diyor? Gelişerek tasarla diyor. Boşuna söylenmemiş bunlar. Hepimiz hedefimizi tasarlarsak bir şey oluyor. Ha yine aynı şeyi söyleyeceğim. İstemiyorsan yine okuldan örnek vereyim. Hedef koymayı işliyoruz derste ve de arkadaşların gelecekle ilgili hedefleri koyması lazım. Bir şu anda endüstri tasarımcı olarak mezun oldu. Çok derse böyle içtenlikle izleyen bir arkadaşımız. Kadın. Dedi ki hocam ben bu ödevi yapmayacağım. Yapma etme yani not vereceğim yani olmaz falan. Niye yapmıyorsun? Hocam dedi benim hedefim dedi hedefsiz yaşamak. O gün nasılsa öyle yaşamak. Hedefini bulmuşsun işte. Bunun hedefini koy. Nasıl bunu becereceksin? Baktı böyle. Peki dedi gitti. İnanılmaz bir hedef dokümanıyla geldi. Hedefsiz nasıl yaşamak? Hiç dedi düşünmemiştim dedi. Dedi bunun da planı. Yoksa etraf sana baskı yapar. Peki ne yapıyorum?
Hayallerden başlıyor her şey. Eminim ki hepinizin hayalleri var. Hayalleri hedeflerime indirgediğimde deminki kavramı hatırlayın. İş hayatı, özel hayat, iş kavramları, aile, şahsi. Her biriyle ilgili arkadaşlar, sakın demeyin Hasan abartmışsın. Yıllık hedeflerim var arkadaşlar. Onların aylık halleri var. Onların haftalık halleri var. Onların günlük hali var. Arkadaşlar eğer ben o hedefi bugüne yazmasaydım 14 Kasım'da adım kapıda yazardı ama ben burada olamazdım. Dolayısıyla takvimde bunların hepsinin yeri var. Şimdi ofise değil, yarın ofise gittiğimde bana soracaklar nasıl geçti konferans? Şöyle bir cevabı kabul etmeyecekler. İyi geçti, iyi. Ne oldu? Dinamik. Amaç şu, bu konferans iyi geçse bile soru şu, daha iyi nasıl yapabilir? Pek bu, daha iyi nasıl olur? Peki, o zaman gerçekleşen hedeflerim. Genelde arkadaşlar bunu biliyorsunuz, yukarıdan aşağı iniyor olması lazım. Ama yaşantımızda nasıl oluyor? Kalkıyoruz, bugün ne yapayım? Rutin yaptığınız işlerden bahsetmiyorum. Soru şu, bugün Perşembe değil mi? Geçen hafta Perşembe'den bu Perşembe'ye kadar hayatınızda rutin yaptığınız işlerin dışında sizi geleceğe taşıyacak hangi eylemde bulunuyorsunuz? Bir hafta içinde. Hangi? Bakın yemek yiyeceğiz, midemize otursun istemiyorum ama soru bu arkadaşlar. Hadi bir hafta olmasın, bir ay. Yoksa rutinde mi yaşıyoruz? Yaşamıyorsak, ama dediğim gibi sakın ha rutinde yaşamamak önemli, böyle bir mecburiyete girmeyin, yok öyle bir şey. Bu yine 4 soruyla ilişkili. Peki, evet, bu 4 soru bildiğimiz gibi. Peki, şimdi buna işte arkadaşlar stratejik kariyer planlama diyoruz. Öbürü tesadüfi kariyer planlama. Rüzgar bizi nereye götürüyorsa, trendler bizi nereye götürüyorsa o olur. Öbür türlü stratejik olduğumuz zaman başka olur. Son bir şey göstereceğim, ondan sonra varsa soru alacağım. Eminim sormayacaksınızdır, açlıktan geliyoruz. Ama şu var, peki bu şirketlerde nasıl oluyor? Bir de şimdi biz şahıs tarafından baktık ama hepiniz bir şirket mensubusunuz, içinizde yöneticiler var. Şirket tarafından baktığımızda arkadaşlar, şirketlerin bir hayatı var. Bu hayatın başında her bir şirket bir fikir ve onu besleyen bir felsefeyle oluşuyor. Mesela burada işte bir şirketin yöneticisi, sahibi arkadaşım var. Biliyorum onu, yıllardır tanıdığım için. Aynur Hanım, tanıyor musunuz? Ayhan Metal. Evet, evet, evet. Biz gençliğimizde tanıştık kendisiyle. Amaç ve politikayla besleniyor. Buna vizyon diyoruz. Bunun etrafını saran değerler var. Ve stratejiler, yani o şirketin temel öncelikleri neler? Ve de firma hedefi, temel önceliklere bağlı. Bunu arkadaşlar, bunu literatürde göremezsiniz. Bu da bizim tasarladığımız bir şey. Buna diyoruz stratejik niyet, adı üzerine niyet, kağıt üzerinde. Biz proje yaparken hep buralardan başlıyoruz. Peki sonrasında var arkadaşlar, bu niyeti gerçekleştirecek bir organizasyona ihtiyacımız var. Katılıyor musunuz? Ama maalesef bizde şöyle, iki arkadaş bir araya geliyor, harika fikrimiz var diyor, hemen hangi adamları alalım? Dur kardeşim, daha temel amacın, politikanın falan onlar yok ortada. Ondan sonra da aradan birkaç zaman geçiyor, başarabilenler başarıyor, başaramayanların sayısı daha fazla. Diyorlar ki olmadı, ortaklar anlaşamam. Değil, bu stratejik niyetini ortaya koymadığın için. Organizasyonda departman hedefleri, birey hedef, eylem planı ve uygulama ve değerlendirme. Buna da arkadaşlar operasyonel plan diyoruz. Stratejik niyetle operasyonel plan ne kadar üst üste geliyorsa o şirket o derece başarılı olur. Diyeceksiniz ki gelmeyenler de başarılı oluyor. Evet oluyor. Ama başarabildiğinden daha azını başarıyor arkadaşlar.
Aslında potansiyel daha fazla. Şimdi hani demiştik ya dört temel soru. Biz kimiz, niçin varız? Bu misyon. Diğeri ise nereye varacağız, ne zaman, şirket için bu. Peki. Anlandı mı? Harika. Hep kafa sallıyorsunuz, evet diyorsunuz. Teşekkür ederim. Güzel bir şey bu. Şimdi yemeğe çıkmadan önce de bir soru sorayım. Ondan sonra da kapatalım. Lafı tadında bırakmak lazım. Eğer tatlıysa da. Soru şu, hazır mısınız? Soru şu. Stratejik niye? Operasyon planda yer alan kişilerce ne kadar biliniyor? Şirketlerin ana derdi bu arkadaşlar. Bir daha soruyorum. Stratejik niyet, operasyonel planda yer alan kişilerce ne kadar biliniyor? Biz aynı zamanda yurt dışında da proje yapıyoruz. Geçtiğimiz sene yurt dışında bir kurumda strateji dizayn şeyi yapıyoruz çalışması. CEO çok vizyoner birisi. Bana dedi ki Hasan Tahsin Bey dedi. Bizim dedi bütün arkadaşlarımız dedi bizim vizyonumuzu ve misyonumuzu çok iyi bilirler. Değerleri de bilirler. Bilmekle de kalmazlar. İçselleştirmişler, yaşatırlar. Çok güzel bir şey. Yani sıfırdan başlamayacağız. Çalışmayı yaparken de biz biraz da araştırma yapmadan işe girmeyiz. Bu arkadaşların web sitelerine girdik, araştırdık. İngilizce ve kendi öz lisanlarında ülke şeyini söylemeyeyim. Bu arada bunları söylemiyorum. Bizde bilginin gizliliği diye bir kavram var. O nedenle de müşteri adı ve şeyi hiçbir zaman paylaşılmaz. Kendi lisanlarındaki yazdıkları vizyonu, misyona baktım. Anlamlı. İngilizcesine dönüp baktım. Hiç alakası yok. Şirkette yabancı çalışıyor İngiliz. Yani İngilizce konuşuyorlar. Onların okuduğu misyon, vizyonla yerel vatandaşların okuduğu vizyon ve misyon birbirinden tamamıyla farklı. Ve bunun farkında değil. Bakın, bütün şey bu. Şimdi, o zaman gelin şöyle kapayalım. Acizane, içime sindirdiğim ve uyguladığım bir yöntemi anlatayım. Kariyer yolculuğu bitmeyen bir yolculuk. Ne vakite kadar? Akıl, ruh, fizik sağlığı el verdiği kadar. Veyahut da dört soruya verdiğimiz cevabı. O cevapla kariyer yolculuğu bir anlam kazanıyor. Benim inandığım bir şey. O zaman şunu söyleyeyim. Kariyer yolculuğunuz stratejik ve uzun süreli olsun. Hepinize çok teşekkür ederim.